perde arkasında servet yardımcı var. Randevuyu ayarlıyor. UEFA ile görüşecek. UEFA ona soracak. Doğru mudur diye. Yani ondan kefalet isteyecek belki de. Ama doğru. Ödedi Ahmet Nurçebi. Yani ihtiyacı yoktur belki Beşiktaş'ın ama UEFA bu sağ solu belli olmaz. Bu garantiyi almak ister. Ya bu garantiyi ona vermemiz lazım. Karius muydu? Karius'la ilgili herhalde bir durum bu. Ahmet Bey cebinden ödedi. Belli bir tarihe kadar var ya, o tarih gelmeden cebinden ödedi. Dolayısıyla zaten karşı tarafa da soracaklar. Menajerine de Karius'a da sen para aldın mı? Bakacağız banka hesaplarına falan. Para almadım deme şansı yok zaten. Aldı, ödendi. Bunu da resmi belge olarak tanır. Hani dekont görecekler, onun gibi bir şey. Bankalarda ödeme yaptığı zaman dekont isterler ya devlet kurumları. Bu da öyle bir şey. Ama tabii orada aynı zamanda UEFA İcra Kurulu toplantısına giden servet yardımcının da hani bu toplantı ona denk getirildi biraz da. Daha önce Trabzon ve Galatasaray'da da vardı. Burada da var. Ben hep söylüyorum. İster UEFA, ister Avrupa Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konfederasyon Kupası ne olursa olsun Edirne'nin dışındaki bir Türk takımının saha içi ve saha dışındaki her şeyi benim için milli maçtır. Servet Bey de öyle gidiyor. Hatta zamanında Galatasaray'ın durumunda Alişen devreye girmedi mi? Elinden geldiği kadar. Bunlar bizim milli meselelerimiz, futboldaki milli meselelerimiz. Bence sıkıntı olacağını zannetmiyorum açıkçası. Zaten transfer yapma tehliken oluyor. Yani yapamama durumuna girebilirsin sıkıntı olursa. Ama olacağını zannetmiyorum. Özellikle büyük takımların finansal fair play'de UEFA ile bu görüşmeleri sık sık gerçekleşiyor. Hatta son olarak... Bir parantez açayım. Ne karar çıkarsa çıksın, Beşiktaş yönetimi şöyle bir karar almıştı zaten. Kendilerine yaptırım uyguluyor. O yüzden 1 milyon euroluk, 1,5 milyon euroluk bir hoca, o yüzden 1 milyon, 1,5 milyon euro arası ödemeler, o yüzden takım bütçesi 20 milyon euroya, o yüzden gençleri yukarıya çıkarma falan gibi kadroyu sınırlama gibi şeyleri var. Bu da Beşiktaş yönetiminin kendi kendine yaptığı bir yaptırım. Aslında bu yaptırımı tüm kulüplerin yapması gerekiyor. Kesinlikle. Beşiktaş'ın bir avantajı da var ama çok oyuncunun kontratı bitiyor. Yani böyle. Aynen öyle. Yani şöyle, o da büyük bir şans. Tırnakçı baba oyuncuların değil yani. Daha böyle kadroda düşünülmeyen işte. Biraz kurtuluyorsunuz da mali açıdan, finansal açıdan. Doğal olarak bu yapı doğru bir yapı. Ben o yüzden financial fair play kıstaslarından çok rahatsız değilim Ceyda. Biraz evet, ayağını yorganına göre uzat diyor. Galatasaray için de kötü olmadı. Ya Galatasaray için hep diyoruz işte tamam financial fair play vardı. İstenen takım kurulamadı. Rodriguez'ten, Ozan Kabak'tan kazandığınız parayı Luyendam ile Jagne'ye vermeseydiniz. Başka oyunculara verseydiniz. Yani emin olun o dönem bir arama tarama yapsanız 13 milyon euro Jagne'den çok daha iyi forvet, 8 milyon euro Luyendam'dan çok daha iyi stoper bulurdunuz. Yani o yüzden ben financial fair play bir anlamda işlediğim Serdar abi ifade ettiği gibi zaten kendi kendilerine yönetimlerin bu inisiyatifte bulunması gerek artık. Bak Beşiktaş bu sezon en azından hani Emirhan'ları görebiliyoruz. Ajax maçında gençleri gördük. Rıdvan Ersin kiralık verdiği Kerem'in... Serdar Saatçı. Evet Kerem'i geri çağırdılar. Serdar Saatçı mesela ve genç oyuncu transferi. Fenerbahçe'de hani bir Arda'yı gördük. Muhammed vardı sanırım bir de. Şimdi Giresun'da gayet iyi oynuyor. Muhammed Gümüşkaya. Evet. Şu var. Galatasaray dediğimde benim çocukluğumda Galatasaray'ın da öz kaynak düzeni hep gelirdi aklıma. Hep doğru. İyi oyuncular çıkardı orada. Ne oldu? Ya Galatasaray kendi altyapısından sağ bek çıkartamıyor, sol bek çıkartamıyor. Kaleci halen yabancı diyorsun bak Penya. Türk futbol tarihinin en büyük başarısı UEFA Kupası'dır. Bülent Korkmaz Galatasaray altyapısı, Okan Buruk Galatasaray altyapısı, Suat Kaya da Galatasaray altyapısı diye evet, biliyorum. Evet Konya'ya gitti geldi. Fatih Akel kulübedeydi. Bak 4 tane oyuncu saydım. Şimdi hemen bir çırp. UEFA Kupası'nı aldın seni. Yani Türkiye futbolunun zirve yaptığı dönem. Şimdiki Galatasaray'dan bir altyapının oyuncu say desem bana. Arda Turan takımında istenmeyen adam yani pozisyonda şu an. Hiç planlar dahilinde değil. Ve yaşı keza Semih Kaya da hani bir genç yok bakarsak. O da yani, kiralandı Allah'tan bu sene, da. Ersun Hoca'nın eline düştü de Allah'tan tabii, da. Yine Galatasaray altyapı oyuncularından bu zamana kadar evet, işte Emre Çolak da bu işin içine katalım. Ozan Kabak da paralar kazandı ama yani şunu demeye getiriyorum işte. 25 milyon euroya takım kuruldu. Gençlik projesi. Benim Fatih Terim'i de Burak Elmas'ı eleştirme sebebim o. Demin Serdar abi ifade etti. Hangi gençlik projesi? Gençlik projesi Beşiktaş gibi olur. Emirhan, Serdar. Ama yok içinde de 3-4 tane... Kiralanması gerekiyor. Ama bak şu var. 3-4 evet, tane de orada şey adam tutarsın. Hani yok Yunus Akgün'e de şöyle... Tutabilirsin. Galatasaray şöyle, onu yapmadığı için o gençlik projesi çöktü. Şöyle itiraz ediyorum. Yunus Akgün'ü gönderebilirsin ama
Madem Yunus'u gönderiyorsun, niye 18 milyon TL'ye Barış Alper'i alıyorsun? O parayı niye dışarı harcıyorsun mesela? O tartışılır tabii. Çok yani tutarlı davranmadı Galatasaray. Şimdi Beşiktaş'ta nasıl oluyor? Hani bana bir tane genç zamanda dedi ki, genç futbolcu, abi dedi bizi oynattılar dedi. Diyor ki hoca, işte oynattık gördünüz diyor. Abi beni dedi onunla oynasana, onunla dediğin kim Quaresma, bununla oynasana, bununla dediğin kim Simao mesela. Öyle adamlarla bir de oynat bizi gör. Şimdi ne yapıyor Beşiktaş? Emirhan'ı oynatırken yanında Gezal'ı var, Rozier'i var. Evet. Sağlam adamlar var. Galatasaray bunu yapmadı bu sene. Çok düşük tuttu o sağlam adamların profilini. Çok düşük tuttu. Ya bir iki tane de o kadar transferin içerisinde bir iki tane de tecrübeli. Asker çok, general az Galatasaray'da. Ve deneyimlerini evet aktarabilecek bu gençler. Şimdi Beşiktaş'ın daha var gençleri, onu da söyleyeyim. Kiralıkta da var, öz kaynak düzeyinde de var. Buna gitmek zorunda. Yani o yaptırımı Beşiktaş kendine iyi ki uyguluyor. Başka da çaresi yok zaten. Tabii gençlerden bahsederken Beşiktaş'ta bir de yavaş yavaş önümüzdeki sezonun hazırlıkları kapsamında isimler de ön plana çıkıyor. Bunlardan biri Alexander Sørloth. Dün yine yazılı basında da yerini almıştı. Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Beşiktaş'ın listesinde Alexander Sørloth var. Siyah beyazlar Norveçli yıldız için sezon bitmeden harekete geçecek diyoruz. Peki detaylar neler? Haberimizde izleyelim. Türkiye'de Trabzonspor formasıyla muhteşem bir kariyer. Gittiğinde hatta Haaland'la kıyaslıyorduk artık. O noktaya da gelmişti biraz Sørloth ama hayal kırıklığı yaşadı futbolcu kendisi için de bence. Serdar Sarı da gündeminde alır mı Beşiktaş? Özellikle Batu Şahin'de, o da Beşiktaş'ta böyle bir hayal kırıklığı yaşamışken. Ya ben şimdi gündemi alır tabii ki. Ve gündemde diyebiliriz. Ama bütçeye bakıyorlar. Yani bütçe nasıl? Şimdi Sørloth belki birkaç oyuncu için hani o şeyi açarlar. Ben bu adama 3 milyon euro veriyorum. Demin çünkü ifade ettin ya Serdar abi, tam aynısını söyleyecektim. Yani o sınır Sørloth için alır. Alınır. Ne, birkaç tane oyuncu ve diğer oyuncuların da, diğer genç oyuncuların da saygı duyacağı bir isim. Evet. Ama şimdi burada nerede o kiralık oyuncu? Sociedad değil mi? Sociedad. Real Sociedad opsiyonu kullanıyor mu? Kullanmayacak mı? Kullanmayacak mı? Kullanmıyor gibi, kullanmayacak gibi gözüküyor. Kullanmayacak. Leipzig'e dönecek. Leipzig ne yapacak? Yine kiralayacak. Ya da önce bonservisiyle vermeye çalışacak. Ama Leipzig baktı kötü bir sezon geçirdi. Ben bunu bonservisle istediğim rakama veremem. En azından bir sene daha kiralayayım. Ki benim bildiğim bir sene fazla kontratı var herhalde Leipzig'te. Evet. Bir sene daha kiralayayım ya da kiralayacağım yere bonservis koyayım. Şimdi Beşiktaş bakar der ki ben ilk sene sana o zaman 2 milyon veririm. Efendime söyleyeyim. Belki kiralama bedeli istemeyecek. Satın alma mecburiyeti diye bir şey koyabilir belki. Ancak o şekilde, yani başka türlü bulmanız zor. Ama hepsinden öte bu gündemdeydi bu oyuncu. Beşiktaş takip ediyor. Ne yapacak, ne edecek diye. Bu sadece takip ettiklerinden birisi. Sørloth. Ama bir şey daha var. Sørloth Türkiye'ye gelirse Trabzonspor. Evet. Bunu herkes atlıyor. Öncelik Trabzonspor'un evet, değil mi? Trabzonspor'a soracak. Trabzonspor'un onayının olması gerekiyor zaten. Öyle bir madde var. Onu aşması lazım. Yani Trabzonspor'un istememesi lazım. Türkiye'de bir takıma gelmesi için. Ha, Sørloth der ki ben istemiyorum Trabzonspor'la oynamayı. Ben Beşiktaş'ta oynamak istiyorum derse o başka, bilmiyorum. Değişiyor mu o madde o zaman? Ama Trabzonspor'un bir önceliği var. Yusuf Yazıcı için ben onun haberini yaptım Galatasaray konusunda. Şimdi şampiyonumuz. Galatasaray istedi Yusuf Yazıcı'yı. Trabzonspor onay verirse gerçekleşebilirdi. Öyle. Öyle bir durum var. O durumu da açtın diyelim. Her şeyden önce hoca isteyecek mi? Hoca daha transferlerle ilgili oturmadı masaya. Hı hı. Hoca diyecek. Hoca belki kadrodan da adam istemeyecek. Sørloth'u geçtim. Yani muhtemelen Batu Şua'yı falan istemeyebilir. İsterse şaşırdım zaten.